size biraz fibromiyajdan bahsedeyim. Hani şu doktorların, hareket istemiyle uğraşan doktorların çöplüğü. Oram ağrıyor, buram ağrıyor, oradan dolaştı, buradan dolaştı. Bir gün başım ağrıyor, bir gün belim ağrıyor, bir gün sırtım ağrıyor. Her tarafım ağrıyor. Ay, kemiklerim ağrıyor dediğiniz. Ve doktorların da size fibromiyajısın dedikleri. İnternette de ah fibromiyajı ömür boyu devam eder. Hep süreye gider dedikleri. Şu garip rahatsızlık. İnanın. Profesörlük hayatım 21 yıl. Doçentliği koyarsak 26. Hepsiyle beraber 35 yıl. Fibromiyajı diyebilecek hasta hemen hemen hiç görmedim. O fibromiyajı denen hastalar hep geliyorlar. Sabah bakıyorum ki hasta fibromiyajı. Bence yok desem. Belki daha doğru olur. Çünkü fibromiyajı tanısı konulan hastalar. Genellikle iyi muayene edilmemiş, iyi değerlendirilmemiş hastalar. Bağ dokusu esnek olan hastalar. Fibromiyajı tanısıyla oram ağrıyor, buram ağrıyor diye geliyor. Ya da dişlerini sıkan hastalar fibromiyajı tanısıyla geliyorlar. Çok üzüntülü, çok gergin, çok hassas insanlar fibromiyajı tanısıyla geliyorlar. Bakıyorum, gülen yüzünün arkasında, ne fırtına, ne fırtına. Ve o fırtınalar, o büyük fırtınalar aslında vücutta ağrılar olarak kendini gösterebiliyor. Hemen fibromiyaj deniyor. Hayır. Fibromiyaj dendiği zaman internete bakmayın. İnternete bakıp da ömür boyu süren laflarına kanmayın. Yok böyle bir şey. Fibromiyajı geçer. Çünkü zaten fibromiyajı denen şey aslında tanısı konamamış. Doğru dürüst muayene edilmeden, hasta dinlenmeden, alelacele, aman bir şey diyeyim endişesiyle konan bir rahatsızlıktır. Ve iyi bir muayeneyle o fibromiyajı denen şeyin aslında çok daha farklı bir tablo ve iyileşebilir, mutlaka iyileşebilir bir tablo olduğu ortaya çıkacaktır. Endişeye gerek yok. Hemen fibromiyajı diye korkmayın. Sağlıcakla kalın.